Hamas, İsrail'in Gazze'de ateşkese ilişkin son teklifi üzerinde çalıştığını duyurdu. Hamas siyasi büro yetkilisi Halil El-Hayya, Hamas'ın 2 hafta önce sunduğu ateşkes ve esir takasını içeren teklife İsrail'den yanıt aldıklarını ve bunu inceleyeceklerini söyledi. Hamas'tan daha önce yapılan açıklamada Filistin halkının isteklerine ve haklarına hitap eden her türlü önerinin değerlendirileceği belirtilmişti. Hamas'ın öncelikli şartları arasında sürdürülebilir ateşkes, işgal güçlerinin Filistin topraklarından tamamen çekilmesi, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönüşünün sağlanması, ablukanın sona ermesi ve temel insani yardımın sağlanması yer alıyor. Mısır'dan bir heyetin müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla İsrail'e gittiği bildirilmişti. İsrail'li bir üst düzey hükümet yetkilisi, ateşkesi Başbakan Benjamin Netanyahu'nun engellediğini söyledi. İsmi açıklanmayan yetkili İsrail güvenlik kurumlarının anlaşmaya yeşil ışık yaktığını belirtirken, ancak Netanyahu kesinlikle anlaşma istemiyor, zorluk ve engel çıkartıyor ifadelerini kullandı. Gazze'deki savaş hafta sonu Suudi Arabistan'da başlayacak Dünya Ekonomik Forumu'nun da gündeminde. Forum kapsamında pazartesi günü Filistin ve Mısır başbakanlarıyla Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü'nün katılacağı Gazze gündemli bir toplantı yapılacak.